kredi derecelendirme kuruluşları. Diğer bir tanımla modern dünyanın finansal tetikçileri. Müdahale güçleri. Bu da sert oldu abi ya. Ne yapsak, hani daha kibar bir tabir yok mu? Hani böyle televizyonda muhakkak duymuşsundur. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü filan tarzında. Ya da işte kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kulağa tanıdık geliyor değil mi? Gazetelerde de okumuş olma ihtimalim var. Ha işte tam ondan bahsediyorum. Sahi nedir bu kredi derecelendirme kuruluşları? Biz neden bunların bu verdikleri notu bu kadar ciddiye alıyoruz ya da almak zorundayız? Sevgili kardeşim, bu videoda kredi derecelendirme kuruluşlarını inceleyeceğiz. Şimdi varsa eğer bütün ön yargılarını yavaşça yere bırak ve benimle hakikati keşfet. Yaptıkları şeyi basitçe açıklamak gerekirse bir ülkenin ya da bir şirketin borç ödeyebilme kabiliyetini ölçmek. Peki bu arkadaşlar bu derecelendirmeyi neye göre ve nasıl tanımlıyorlar? Bu arkadaşlar ölçümden çıkan seviyeleri tanımlamak için harfler kullanıyorlar. Bu harfler bize ilgili şirketin veya ülkenin yatırım yapılabilirlik ya da borç verilebilirlik seviyesini gösteriyor. A'dan D'ye bir sürü seviye var. Yukarıda da belirtmiştik. Peki kim bunlar? Uluslararası piyasalarda namı yürüyen 3 tane firma var. Standard & Poor's, Moody's ve Fitch. Bu üçü tarafından verilen notlar kredi ve sermaye akışının ana belirleyicisi konumunda. Şimdi derecelendirme nedir ve ne gibi sonuçları var, biraz onları anlatayım sana. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu arkadaşların verdiği notlar bir ülkeye sermaye akışının ya da sermaye çıkışının ana belirleyicisi konumunda. Yani ülkenin ve şirketlerin riskini ölçüyorlar. Ve yine yukarıda belirttiğimiz gibi A'dan D'ye bir dizi numerataj kullanıyorlar. Bir ülkenin derecesi mi arttı? O ülkeye sermaye girişi başlıyor. Ha, o ülkenin derecesi düştü mü? Yani düşük dereceli bir not mu verildi? O ülkeden de sermaye kaçmaya başlıyor. Midas dokunuşu gibi diyorlar değil mi? Dokunduğunu ihya eden. Ancak geçtiğimiz yıllar bize kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarının sarsıldığını gösteriyor. O kadar şaibeli bir sicilleri var ki saymakla bitmez. Kaldı ki iflas etmek üzere olan şirketlerin kredi notlarının yüksek şekilde verilmesi bu şaibenin de aslında çok da yersiz olduğunu göstermiyor. Örnek mi verelim? Dotcom balonu, Enron ve Parmalat skandalı, Lehman Brothers'ın çöküşü ve niceleri. Benzer şekilde bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke krizlerini tahmin edememiş olmaları da artık itibarlarını oldukça sorgulanabilir yapıyor. Buna da örnek verelim. Meksika pezosu krizi, Asya mali krizi, ABD mortgage krizi ve daha sayamadığımız onlarca kriz. Bu saymış olduğumuz krizler derecelendirme kuruluşlarının öngöremediği ya da öngörmekten aciz oldukları vakalar. Ha, şunu belirtmekte fayda var. Derecelendirme kuruluşlarının neden itibarları her kredi notunu tahmin edemediklerinde sarsılmıyor? Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, kredi derecelendirme süreçlerinin yeterince şeffaf olmaması. İkincisi ise ilan ettikleri kredi notları ile ilgili herhangi bir yasal sorumlulukları bulunmuyor. Yani bu arkadaşlar bir şirketle ilgili yanlış bir kredi derecelendirmesi yaptığı zaman herhangi bir cezai yaptırıma muhatap değiller. Gel şimdi seninle 2008 yılında yaşanan finansal krizde kredi derecelendirme kuruluşlarının rolünü konuşalım. Mortgage sistemini biliyorsun. Böyle ipoteğe dayalı konut edindirme sistemi. Böyle 197 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın bir numarası oluyor Amerika'daki mortgage pazarı. Amerikan ekonomisi güçlü. Tamam. Fakat mortgage piyasasında neden Amerika en büyüyor? Şöyle ki o dönemde asgari ücretli birisi bile 3-4 tane mortgage için başvuru yapabiliyor. Şimdi soracaksın, alması güzel ama bu asgari ücretli arkadaş 3-4 tane mortgage kredisinin taksitini nasıl ödüyor? Şöyle ödüyor, evlerin bir tanesinde kendisi oturuyor, geriye kalan 2-3 tanesini de kiraya veriyor. Topladığı kiralarla da mortgage taksitini ödüyor. Neyse, 2008 yılında mortgage piyasası feci şekilde patladı hatırlarsın. Öyle bir patladı ki, yıllar boyu sürecek dünyadaki bir finansal krizin başlangıcı sayıldı. Peki nasıl patladı? Kredi veren bankalar ve bu bankaların yatırım araçları, işte bu kredi derecelendirme kuruluşları tarafından oldukça yüksek derecelendirildi. Hem de risklerine bakılmaksızın.
Bu kredi paketlerinin ve bankalarının %97'si A seviye derecelendirildi. Ehaliyle yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri iyi derecelendirme notlarını görünce bu bankalara ve yatırım araçlarına akıttı paraları. Ta ki o asgari ücretli arkadaşın kiradaki evleri var ya, işte o kiradaki evlerde oturan kiracının kiralarını aksatıncaya kadar. Peki o kiraları ödeyemeyince ne oldu? Sistem güm diye patladı. Çünkü bütün sistemin temelinde bu arkadaşların kiralarını düzgün ödemesi prensibi yatıyordu. Have you ever refused to rate any of these bonds upper tranches AAA? Can we see the paperwork on those deals? Oh, I'm under no obligation to share that information with you, just whoever you might be. Just answer the question, Georgia. Can you name one time in the past year where you checked the tape and you didn't give the banks the AAA percentage they wanted? If we don't give them the ratings, they'll go to Moody's, right down the block. If we don't work with them, they will go to our competitors. Not our fault, simply the way the world works. '08'de yaşanan bu krizin ardından derecelendirme piyasasına bir takım düzenlemeler getirildi. Hani yukarıda saymıştık ya, bu derecelendirme pazarının 3 tane baba yiğit oyuncusu var. Standard & Poor's, Moody's ve Fitch. İşte bunlar bu düzenlemelerden sonra yanlış derecelendirme yaptıkları için bir takım cezai yaptırımlara tabi tutuldular. Fakat gel gör ki bu cezalar ne caydırıcı olabildi ne de gözlerini korkutabildi bu arkadaşların. Çünkü öyle cezalar verdiler ki, maddi kısmı için konuşayım, operasyon zararı yazılabilecek kadar küçük miktarlarda, küçük meblağlarda ceza kesildi bu arkadaşlara. Bu nedenle yapılan düzenlemelerin caydırıcı olduğunu söylemek akıl dışı. Hele hele bu arkadaşların milyar dolarlık sermaye yapıları göz önünde bulundurulduğundaysa bu cezalar bu adamları hiçbir şekilde koymadı. Caydırıcı olmadı. Çünkü gelmiş olduğumuz süreçte bu saydığımız kredi derecelendirme kuruluşları çatır çatır dünyaya not dağıtmaya devam ediyor. Doğru dağıtsalar sıkıntı yok. Sıkıntı doğru dağıtmadıklarında. It seems to me that there was a climate. There was a climate there of mediocrity. Because when we go on, we realize that there were other people saying the same thing in your organization. Now, although you may not think it reflected the culture, I think it reflected the culture, and my constituents think it reflected the culture. You made a nice statement about your organization being around since 1909, but I wonder whether the folks who started your organization in 1909 would be happy with what they see today, because there is, without a doubt, there has been a loss of trust, and somebody's got to recover that. You've got to get that trust back. We can never get these markets back, get them back right, unless the investors feel comfortable about what is going on. And you are the gatekeepers. You're the guys. You're the ones that make all the money. You're there. That's why you're there. And so we are now, we face a situation where we've got a house of cards that has fallen. And here we are trying to resurrect it. Something is wrong with this picture. And I read the testimony. I understand all the things that you say you're going to do. But you know what the problem is? Once you lose trust, nobody believes you're going to do it. Sonuç olarak bu arkadaşların güvenilirlikleri ve itibarları yerle bir olmuş durumda. Sahte raporlar, aldatıcı değerlendirmeler, aleyhlerinde sonuçlanan davalar. Tabii ki kredi derecelendirme işini ve faaliyetini yapacak kişi ve kurumların olması şart. Birilerinin piyasadaki şirketleri ve ülkeleri değerlendirmek durumunda, değil mi? Yani hani o ülkenin risk notunu ya da o şirketin kredi notunu ölçmek durumunda. Ki akta karada ortaya çıksın ve sermaye de ona göre bir pozisyon alsın. Sonuç olarak bu kredi derecelendirme faaliyetleri hayati önem taşıyor. Birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Dürüst, şeffaf ve sorumluluk alabilen birileri. Bu arada konu harici sana bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan bir iki video öncesinde inşaat sektörünün ne kadar hayati olduğunu konuşmuştuk. İşte gel gör, yani inşaat sektörünün bileşenlerinden birisi olan konut, dünyada finansal anlamda ne denli büyük bir sıkıntıya, ne denli büyük bir krize yol açtığını birlikte izlemiş olduk. Hem de öyle böyle bir kriz değil. Sarsıcı bir şekilde bütün sektörleri yerinden oynattı.
Böylece inşaat sektörünün bileşenlerinden konut sektörünün dünya ekonomisini nasıl kilitlediğini görmüş olduk. O kadar ki dünya ekonomisinin sarsıldığı dönemde bile kendine bir rol bulabildi. Amerika, koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Teknoloji dahil bütün sektörlerde dünyanın en güçlü ülkesi. Ama gel gör ki günün sonunda konut kredisinde yaşanan bir kriz bütün sektörleri komple salladı ve yıllar süren bir ekonomik krizin temelini oluşturdu.